Efendim, ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz? Valla şu anda iyi biliyorum ya. İyi buluyorsunuz. Geçinebiliyorsunuz. Hayalet tabii ki. Tabii. Sıkıntı yok yani. Benim için sıkıntı yok. Çalışıyor musunuz? Emekliyim. Emeklisiniz. Evet, aynen. Emeklilik maaşı yetiyor yani. Genelde yetiyor, evet yetiyor. Çocuğunuz? Var, büyük büyük, bayağı büyük. İki tane. Evden gittiler yani artık. Bayağı gittiler. Rahat geçinebiliyorsunuz. Şu anda iyiyim. Fiyatlardan memnunsunuz. Memnunum. Araba fiyatlarından memnunsunuz. Ben kendi açımdan söylemek gerekirse memnunum. Ya ekonomim iyi diyorsunuz. Aynen, aynen. Sadece çünkü... sadece emekli maaşıyla geçinmiyorsunuz yani. Hayır hayır, başka gelirlerim de var. Onun için de sıkıntı Peki, yok. Peki bu emekli maaşıyla sadece geçinen insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçinecek bu insanlar? Zor tabii ki, zor. Zor. Düzenden memnunum diyorsunuz ama. Ben kendi açımdan söyledim ben. Yani diğerler için değil. Benim ekstra gelirlerim olduğu için. Bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz? AK Parti'yi veririm herhalde. Düzenden memnun olmadığınızı söylediniz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Ben düzenden memnunum dedim. Ben memnun değilim. Siz demek. Kendiniz memnun olduğunuz için öyle devam ederim diyorsunuz. Aynen, aynen. Doğru. Diğer insanları umursamam ben diyorsunuz. O anlamda söylemedim. Yanlış anlamayın da. Ama o şekilde konuşuyorsunuz. Kendi açımdan, ben maddi durumuma göre ben memnunum diyorum. Ama emekli maaşıyla insanların geçinilmesi zor diyorsunuz. Tabii zor, o zor tabii ki. İktidar iyi diyorsunuz, devam diyorsunuz. İyi olacağım tahmin ettiğim için iyi diyorum. Efendim, ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz? Hiç yapamam. Olumsuz. Olumsuz. Ya. Memnun değilsiniz. Yani mümkün mü memnun olmak? Geçinemiyorsunuz. Geçinemiyorsun değil, ben şahıs olarak ben genele konuşuyorum. Genel konuşuyorsunuz. Genel olarak. Ne işle meşgulsünüz? Emekli. Emekli maaşıyla geçinmiyorsunuz ama sadece sanırım. Yani. Türkiye'de emekli maaşıyla kim geçiyor? Peki bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz? Hiçbir. Aklınıza bir isim yok yani? Hiç yok. Bu düzeni değiştirecek bir isim yok mu kafanızda? Hiç yok. Hiçbirine inanmıyorum. Çünkü güvenimizi bitirdiler yani. Fark etmiyor, bu şahıs değil yani. Kimse inanmıyor. Oy vermeyecek misiniz? Değişmezse ne yapmayı planlıyorsunuz? Oy vermezseniz değişmez Zaten bu şekilde. Kaderimiz oldu. Bunlar. Ama herkes sizin gibi düşünürse nasıl değiştirecekler? Peki o zaman gelsin düşüneyim ben. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Nasıl buluyoruz? Berbat mı? Ekonomiyi nasıl buluyorum? Ya tabii şu anda ekonomide bir sıkıntı var. Ama bu sadece şeyde değil abi. Ülkemizde değil, dünya çapında olan bir durum. Mesela haberlerden izliyoruz. İngiltere'deki çalışanlar, resmi dairedeki çalışanlar bu ekonomik sıkıntı yüzünden istifa yoluna kadar gidiyor. Evet, enflasyon arttı diye. Türkiye'de de çok yüksek bir enflasyon var bildiğiniz üzere. Enflasyon artıyor. Tabii bu Türkiye'ye dediğim gibi has bir şey değil. Bunun esas arka planda neler oluyor, neler bitiyor. Onları bir bilelim. Dış güçler diyorsunuz yani. Ya bana kalırsa öyle hani sonuçta... Peki biz dünya lideriysek nasıl dış güçler bize müdahale edebilir? Dünya lideriysek dış güçler nasıl müdahale edebilir? Çok güzel bir soru. Şöyle. Demek ki her şeyin bir zamanı var. Demek ki dünya lideri değiliz. Dış güçler yönetiyor bizi. Şöyle. Yani bu işin bence liderlikle falancanın filancanın şeyle değil. Alakalı. Sizce Almanya bizi kıskanıyor mu efendim? Ne alaka? Ekonomik olarak. Bilemem, bilmiyorum. Bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz? Hiçbir kimseye. Oy vermezsiniz. Yani şöyle, hani ben herhangi partiyi tutmuyorum. Herhangi bir birisini de savunmuyorum. Ama bence bu enflasyon olayı, Türkiye'deki sıkıntılar sadece ülkemizde olan bir şey değil. Tüm dünyada olan bir şey. Savaş olan ülkeden daha yüksek enflasyonumuz var şu an. Savaş olan ülkeden daha yüksek enflasyon. Yüzde kaç? İyi, açıklanan veriler çok yüksek. %80. %80. Evet, açabiliriz şu an verileri. Yani ne yapılması gerekiyor sizce? Ben size soruyorum. Ya, memnunsunuz yani. Bu pazar seçim olsa kimse oy vermezsiniz. Ayrı, enflasyonu tek veri adapte edebilmek, tek bir kişiden dolayıymış gibi. Kişi değil, tamamen iktidara mal olan bir konu. Sonuçta muhalefet yönetmiyor bu ülkeyi. Eğer derseniz ki yüksek, bunun sorumlusu muhalefet değildir, iktidardır. Haksız mıyım? Vatandaş olarak düşünüldüğünde öyle. Ama şu var, enflasyon yüksek diye biz ne yapacağız? Hayır, siz ne olsun istiyorsunuz yani şu an? Yani çıkarıp kimliğimizi mi değiştireceğiz? Devam mı etsin AKP iktidar, onu mu istiyorsunuz? Bunu AKP ile bence... Hayır, ben sadece şu an ne düşündüğünü soruyorum. Ki bence alakalı değil. AKP ile alakalı değil. Az önce kendin söyledin yani... Şu an ülkeyi kim yönetiyor? Dış güçler yönetiyor yani. Bence öyle, dış güçler yönetiyor. Tamam, teşekkür ederiz, sağ ol. Katılıyor musunuz beyefendiye? Ekonomiden memnun olanın... Yani. Memnun değilsin. Memnun değilim, asla memnun değilim. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Değişmesi gerekiyor, yeni bir kişinin gelmesi gerekiyor. Var mıdır aklınıza bir isim? Kemal Kılıçdaroğlu diyebilirim. Altılı masa yani. Yani. Bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz?
Kemal Kılıçdaroğlu'na oyumu veririm. Oy verirsiniz yani. Değiştirebileceğini düşünüyorsunuz. Evet, değiştirebileceğini düşünüyorum. Bence yani denemeliyiz ya, hani değişmesi gerekiyor bence. Yeni kan lazım diyorsunuz yani. Yani aynı kişiden devam etmek böyle koyun sürüsü gibi çok mantıksız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Katılıyor musunuz? Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz, ekonomik itibatı? Güzel ekonomi ya. Çok ya, ekonomiden memnunsunuz. Ya espri bir tarafa, memnun olunur mu ya? Nasıl memnun olacağız ya? Bu iktidara geldiğinde 2002'de çeyrek 30 liraydı. Şimdi bamya 30 lira. Nasıl memnun olacağız ya? Öyle bir şey var mı? Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Demirtaş'a veririm. Demirtaş'a verirsiniz. Tabii. Yok, neden girdin? AK Parti'ye verdim abi ben. AK Parti'ye verdiniz. Memnunsunuz. Değişmesi gerektiğini düşünmüyorsunuz. Hayır. Geçinebiliyor musunuz? Nerede geçineceğim abi ben? 3 aylık maaşına. Geçinemiyorsanız neden iktidarı savunuyorsunuz hala? Abi durmak yok abi bizde. Durmak yok yani. Memnun değilim ama devam edeceğim diyorsun. Devam et. Berbat. Kötü. Berbat. Memnun değilsiniz. Berbat. Geçinemiyorsunuz. Geçinemiyoruz tabii. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiniz, yetmiyor ama. Yetmiyor. Fiyatlardan memnun değilsiniz. Hiçbir şeyden memnun değilim. Bu ülke iktidarın gitmesi lazım. Var mıdır aklınızda bir isim? Hırsız bunlar. Aklınızda bir isim var mıdır? Var. Kim? Sol Parti. Sol Parti. Bir isim olarak söyleyebilir misiniz bize? Altılı Masa'yı ne düşünüyorsunuz mesela, Altılı Masa hakkında? Yararlı olur. Yararlı olur. Evet. Onlara verirsiniz yani bu pazar seçimi. Veririm. Tabii bu pisliklerin temizlenmesi lazım. Gitmesi gerek diyorsun. Gitmesi lazım. Başka türlü olmaz. Ekonomi tüm dünyada bozuk. Tek Türkiye'ye mahsus bir şey değil yani. Siz memnunsunuz yani Türkiye ekonomisinde? Ya memnun değilim. Tüm dünyada bozuk ekonomi şu an. İktidardan memnun muyuz? Memnunum. Ama ekonomi kötü diyorsunuz. Ya ekonomi tüm dünyada kötü. Tüm dünyada kötü. Olmayan bir ülke var mı? Almanya bizi kıskanıyor yani. Almanya niye kıskansın bizi? Ekonomileri kötü ya bizden. Size ezberletmiş bazı şeyler. Yok, ben ezbere konuşuyorum. Ben halkla konuşuyorum. Halkla konuştuğum şeyleri burada size izahını yapıyorum. Ben ezbere konuşmuyorum. Gel ezbere konuşuyor. Aynen. Memnunsunuz. Memnunum, çok memnunum. Devam böyle. Devam böyle. Ekonomi kötü ama devam. Devam. Delikanlı, Almanya'yı devam kıskanıyor diyorsun. Bunu kim söyledi? Tayyip söyledi. Aşağı yukarı 4-5 gün önce haberlerde bir baktım. Güzel Denizli'mize, ben Babadağlıyım. Babadağ'a Ermeni kaymakam atanmış. Şimdi ben şaşıyorum. Türk kalmadı mı Ermeni getiriyorum orayı? Yani kızdım yani. Olmaz yani. Lütfen o Ermeni'yi çeksin ya orada. Türk vatandaşı gelsin ya. Olur mu ya Ermeni? Azerbaycan'ı Ermeni bombalıyor. Değil mi? Yani haksızlık yani. Ben olsam orada belediye başkanı kabul etmem yani. O Ermeni'yi çeksinler yani. Türk gelsin oraya. Efendim ekonomiyi nasıl buluyoruz? Vallahi hepsi ekonomiyi. Şimdi benim yaşım 16 abi, 17 sayalım. Ekonomiyi şöyle buluyorum. Şimdi buradan bir şey söylersek bir şey oluyor mu? Söyleyebilirsin. Söyleyebilirim değil mi? Abi ekonomi çok kötü, tamam mı? Yabancılarla kendimizi kıyaslamıyorum ama şimdi baştaki insan Tayyip Erdoğan ne diyor abi? Ekonomimiz çok iyi. Yok yabancı ülke bizi kıskanıyor, yurt dışı bizi kıskanıyor. Kıskanıyor mu abi? Nesini kıskansınlar? Memnun değilsin yani. Ben memnun değilim abi. Ne memnun olacağım? Benim cebimde şu an kaç para var? Para yok, tamam mı? Kartımda var. 40 lira mı ne var? Bak daha dün şeye gittim, teleferiye gittim abi. Sırf eğlenmek için bir tanesi 20 lira. İki kişilik gittik. Şu arkadaşla 40 lira. Abi 40 lira ne demek ya? Ben ta dağa çıkmak için 40 lira mı vereceğim? Biraz ailenin verdiği harçlığı yetinemiyorsun yani. Ailenin verdiği harçlıkta da yetin. Allah razı olsun, yine veriyorlar, sağ olsunlar. Eyvallah, zaten onların da görevi de o. Ben de görevimi yerine getiriyorum ama şimdi biraz değiştirmemiz lazım bir şeyleri. Bir şeyler var mı aklında bir isim bu düzeni değiştirecek dediğin? Bu düzeni değiştirecek bir isim şu an yok ya abi. Şu an öyle bir insan yok. Baştaki bir Tayyip. Bir isim yok yani. Mesela Tayyip Erdoğan abi. Abi yıllardır bizi sömürüyor adam ya. Oy verebilecek olsan kime oy verirsin? Oy verebilecek olsam en baştan başlayayım mı abi? Şimdi ben AKP'ye hayatta oyumu vermem. Vallahi günahımı bile vermem AKP'ye. CHP desen, şimdi biraz Atatürkçüyüm ben. Ama baştaki insan şimdi, ben şeyden de korkuyorum, Kılıçdaroğlu'nda. Ne bileyim, çok sallıyor biraz. Ondan da korkuyorum. HDP desen, affedersin ama abi. HDP biraz, ne bileyim bu terör örgütü bilmem ne falan. Zaten kendisi de cezaevinde. Ondan da olmaz. Şu an İyi Parti diyeceğim, Meral Akşener. Kadın, kadınla da gurur duyuyorum ama. Yani ne bileyim, ondan da alın. Yeni bir parti lazım abi. Yeni parti lazım yani. Şu an kurulan partilerden memnun değilsin. Yok, şu an değilim ama eskiden olsaydı direkt CHP derdim. Efendim ekonomiyi nasıl buluyoruz? İyi buluyoruz. İyi buluyorsunuz. Memnunsunuz. Hayır. Ekonomik gidişatı nasıl buluyoruz? Ya berbat, anlatmaya gerek. Ekonomik gidişat
şu anda anlatamayacağım kadar kötü bir durumda ama hem yağmur başlayacak hem de acelem var. Daha sonra abi çok kötü ya. Çok kötüyüz. Memnun değiliz. Değiliz aynen. Öğrenciyiz. Öğrenci üniversite. Geçinebiliyor musunuz ailenizin yolladığı parayla? Zor. Şehir dışında okuyorsunuz. Buradayız. Kira fiyatlarından haberiniz var. Var evet. Normalde şehir dışında hedefliyorduk da ekonomikselden durumdan dolayı. Yetmeyeceği için gidemediniz yani. Aynen öyle. Peki var mıdır aklınızda bir isim bu düzeni değiştirecek dediğiniz? Ümit Özdağ'la biz Zafer Partisi. Aynen. Ümit Özdağ tarafındayız yüksek ihtimalle. Siz de aynı fikirdesiniz. Aynen. Değiştirebileceğini düşünüyorsunuz. Yani şu an tek potansiyel görebildiğimiz insan. Bu pazar seçim olsa Ümit Özdağ'ı veririm diyorsunuz. Kesinlikle. Aynen öyle.